Selamun aleyküm gençler. Bugün biraz anılarımdan bahsedeceğim yine. Bayağıdır anı videosu çekmiyorum, onu fark ettim. Şimdi bugün bahsedeceğim anı ilkokul ikinci sınıftaki bir anı. Yani bir ya da ikinci sınıftı, tam hatırlamıyorum. Çünkü hemen hemen kaç yıl geçmiş? Yani yaklaşık bir 20 yılı var. 7 yaşında falandım o zaman. 20 yılı var. O zamanlar okul dönemlerinde sınıflarda 2 tane nöbetçi olurdu. Sınıf nöbetçisi. Şimdi sistem nasıl bilmiyorum ama bizim zamanımızda vardı yani. 2 tane nöbetçi olurdu sınıfta. Sınıfı düzenler, toparlar işte, temizler falan. Sınıfta bekler böyle, çantalar falan sınıfta işte. Milletin eşyalarının başında nöbet tutar. 2 kişi nöbetçiyiz. Arkadaşım da Yusuf. Yanımda nöbetçi olduğum arkadaşım da Yusuf. İkimizin de ismi Yusuf. Beraber nöbetçiyiz. Ondan sonra bir sınıfı toparladık falan filan, zil çaldı işte. Sınıfı toparladık, düzenledik, ettik. Beraber ondan sonra oturuyorduk. Benim o ara bir çişim geldi. Nöbetçiyken. Yusuf'a dedim ki, kardeş dedim, benim dedim çişim geldi. Bak dedim, nöbetçiyiz, ben bir gideyim yiyeyim dedim. Sen burada dur dedim. Dedi ki gidemezsin. Ulan oğlum sıkışmışım, gideyim edeyim şöyle böyle, yok gidemezsin dedi. Hocaya şikayet ederim. Biz de o zamanlar hocadan öyle bir çekiniyoruz ki. Bizim hocamız, kadın hocamız vardı. Hoca müdürün karısı. Bir şey olduğu zaman kendi bir şey yapmıyor, kocasının yanına götürüyor. Biz de bayağı bir korkuyorduk, çekiniyorduk. Müdürün yanına götürüyor. Lan dedim sıkıştım, altıma işeceğim. Yok gidemezsin edemezsin. Lan dedim sen görürsün dedim. Tuttum. Yani şu an bana belki kızarsınız ama küçüktüm yani. Altıma işeyecektim neredeyse. Çok sıkışmıştım. Mecbur kaldım. Tuttum sınıfın çöp kovasına işedim. İşedim yani, çöp kovasına işedim. Bunu yaptım. Al lan dedim, sen bırakmazsan dedim, ben de çöp kovasına işerim dedim. İşedim, ondan sonra zil çaldı, hemen karşıda el yıkama yeri vardı. Dedim ki bir elimi yıkayayım dedim, geleyim. İşedim falan filan. Elimi yıkayayım dedim. Elimi yıkamaya gittim. Geldiğimde hoca sınıfa gelmiş. Kapı kapalıydı, sınıfın kapısı. Ben bir çekindim tabii. Kapıyı çaldım. Sınıfa girdim. Bir de ne göreyim? Yerler ıslak. Yerlere paspas çekiliyor. Ulan dedim şansıma tüküreyim. Çöp kovasına işemişim. Çöp kovası da delikmiş. Yani milyonda bir olacak bir ihtimal. Olmuş. Çöp kovası da delik. Bütün çiçeği akmış sınıfa. Sınıfı paspaslıyorlar, temizliyorlar. Hoca çıldırmış. Baktım bağırıyor. Kim lan yaptı bunu falan filan. Bu nasıl bir terbiyesizlik falan filan, böyle bağırıp saydırıyor falan. Ben tabii korktum. Benim diyemedim. Tabii Yusuf durur mu? Direkt parmağıyla beni gösterdi. Hocam dedi, Yusuf yaptı. Yusuf niye yaptın? Hocam dedi, vallahi sıkışmıştım. Nöbetçiydik dedim. Bırakmadı. Ben de dedim altıma işeceğim. Mecbur kaldım, yaptım dedim. Sen bir gel dedi benimle. Beni kocasının odasına götürdü. Yani bir dayak yemişim müdürden. Bir dayak yemişim. Artık hocam dedim, yorulduysanız bırakın dinlenin dedim. Sağlam bir dayağımı yemiştim. Hiç unutmam ama yani tamam da hani benim yaptığım yanlıştı. Doğru bulmuyorum. Hani kesinlikle yanlış bir hareketti ama hani o durumda sıkışmışım, etmişim, yapma kardeşim, bırak gideyim ya. Ya bir işeyeceğim yani. Niye hocaya şikayet edeceğim deyip beni korkutursun ki? Zaten küçüğüz, çekiniyoruz hocadan. Ama şansıma da işte o çöp kovası delik yani. Delik olmasa ne güzel ya, yapmıştı, kimse görmeyecekti, okul dağılacaktı falan filan, kurtulacaktık. İşte bu kadar bahtsızım, o çöp kovası delik çıktı ve ben bir temiz dayağımı yedim. Biraz haylazlığım vardı. Ondan sonra şey zamanı da, ortaokul zamanı da, ortaokul 6. sınıfta falan. Okula bir gün şey götürdüm, böyle hani şeyler var. Bilir misiniz bilmiyorum. Hani böyle kız kaçıran torpil falan değil de
Bizde kız kaçıran derler, böyle patlayan bir şey var. O değil. Böyle pat 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 diye patlayarak böyle şey yapıyor işte. Yıldız gibi bir şey saçıyor, böyle ateş saçıyor. Onlardan iki tane aldım yanıma. Okula götürdüm. Bir de kibrit aldım. Dedim ki biraz dedim haylazlık yapalım. O ikisini aldım. Lan neyse, sınıfa girdik. Dersin bitmesini bekliyorum. Tetikteyim böyle. Sınıfta bir tanesini patlatacağım böyle. İşte milleti korkutacağım falan filan yapıyorum böyle. Zil çaldı. Ben şeyi yaktım. Bombayı. Sıranın altından bir attım şeye. Tahtanın önüne. Patlamaya başladı böyle. Millet bir korktu, bağırdı falan filan. O zaman da şansıma tüküreyim. Hoca daha sınıftan çıkmamış. Ben hocayı çıktı biliyorum. Kapının oraya gidip çöp atmış. Geri dönmüş. Yani daha çıkmamış. Hoca bir gördü. Yine kadın bir hocamızdı. Bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Böyle bir bakıştık önce. Hani bekliyorum bir şey diyecek diye. Yusuf gel buraya dedi. Gittim yanına. Ne yapıyorsun sen dedi. Hocam dedim, vallahi bilmiyordum sizin burada olduğunuzu falan filan işte. Bilsem yapar mıydım, şöyledir böyledir. Yusuf dedi, bak dedi. Seni dedi disipline götürürdüm dedi. Ama dedi, bir şey demiyorum dedi. Bir daha dedi böyle bir şey yaptığını görürsem dedi, acımam dedi, affetmem dedi. Hocam Allah razı olsun, yapmayacağım falan filan dedim. Ondan sonra hoca saldı benim. Ama elimde bir tane daha kaldı tabii ondan. Bu kağıtı yaşamışım ama hani bunu da almışım, elimde kalmasın diyorum, hani bunu da kullanacağım. Kafamda o var yani, bunu da kullanacağım. Bunu nasıl kullanırım falan filan diye düşünüyorum. Yakup diye bir arkadaşım vardı o zaman ortaokuldan. Yakup'a dedim ki kanka dedim, bende bundan bir tane daha var dedim. Ne yapalım dedim. Kanka dedi bekle dedi, son ders dedi, beden eğitimi dersi var dedi. Orada dedi kullanırız dedi. Oğlum emin misin falan filan, yanmıyor sonra. Lan dedi ne olacak dedi, kullanırız oğlum dedi, şey yaparız dedi. Tamam dedim lan, alacağım o riski. Ondan sonra son ders oldu. Şeyde, beden eğitimi derslerinde kızların soyunma odası var, orada giyinirler. Kızların soyunma odasının önüne geçtik, bekliyoruz dışarı çıkmalarını. Bunlar dışarı çıktı. Bu torpili biz aralarına bir attık o bombayı. Pat 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 diye bir patlamaya başladı. Kızlar bir bağırıyor ama bütün okul inledi böyle. Hepsi bağırıyor, sağa sola kaçışıyor. Dedim Yusuf kaç, arkana bile bakma. Tam arkamı döneceğim. Bir baktım birine çarptım. O zaman bizim bir hayırlı hoca vardı böyle. 2 metrelik adam böyle. Boylu postlu bir hocamızdı. Hayrlı hoca arkamızda dikilmiş bile. Kulağımızdan bir tuttu bizi. Siz gelin herifi buraya. Aldı bizi götürdü. Odaya koydu. Dedi ki size dedi, disiplin cezası mı vereyim dedi. Yoksa dedi temiz bir dayak mı istersiniz? Tercih hakkı sundu yani. Güzel bir şey, o da iyi bir şey. Tercih hakkı sundu. Dedim hocam yani disiplin misiplin, aile maile dedim, uğraşmayalım hiç. Siz bir temiz dövün bizi. Biz bir rahatlayalım. O zaman da güzel bir temiz dayağımızı yedik. Oturduk yerimize. O şekilde hani şeyimiz oldu. Biraz haylazlıklarımız vardı. Daha bu şekilde birçok haylazlığım var okul dönemlerinden. Yani durmuyorduk. Çalışkan bir öğrenciydim. Derslerim hep 5'ti o dönemler ama haylazlık da vardı yani. İkisini bir arada götürebilen ender öğrencilerdendik. Ondan sonra zaten artık lise zamanı da okulu bıraktık işte. Olmadı. Okumadık yani. Sonra açıktan bitirdik. Şimdi üniversiteyi normal okuyorduk falan filan. Bunu zaten söylemiştim daha önce. Şu an niye böyle bir şey yaptım onu bilmiyorum. Neyse işte. Başka da öyle aklıma gelen bir anım var mı? Düşünüyorum yani böyle. Yani genelde bu şekilde böyle anlarım. Bir kere şey vardı. Bir de şöyle bir durum var. Ben lise zamanı, lise 2'de dersten çok kaçıyordum. Zaten bu lise 2 anımı anlatmıştım ben size işte. Görme engelli arkadaşlarımız vardı sınıfta. İşte bedensel engelli falan filan. Öyle kişilerle okuyordum. Ben sürekli dersten kaçıyordum. Bizim o zamanlar İknur Hoca vardı, sınıf hocamız. İknur Teğmen. İknur Hoca vardı, sınıf hocamız. O döndü dedi ki, Yusuf dedi dersten kaçıp kaçıp duruyorsun dedi, gitme yapma falan filan işte, derslere gir şudur budur, beni böyle uyarıyor. Ben tabi devam ediyorum derslerden kaçmaya falan filan, kesinlikle uslanmıyorum. Ondan sonra döndü şey dedi, Yusuf dedi seni dedi sınıf başkanı yapacağım dedi. O
hocam nasıl olacak falan filan işte şöyle böyle. Yusuf dedi, seni sınıf başkanı yapacağım dedi. Sınıf başkanları dedi, dersten kaçmaz, dersten kaçmayayım diye beni sınıf başkanı yapmıştı. Sınıf başkanları dersten kaçmaz dedi. Sen dedi artık derse şeylere, öğrencilere örnek olacaksın arkadaşlar, sınıf arkadaşlarına. Dersten kaçmayacaksın, yoklamaları falan filan sen alacaksın. Şöyledir, böyledir. Bunu dedi ama sadece dedi, benim neler yapabileceğimi bilmediği için ben sınıf başkanı olduğum gün bütün sınıfı, defteri de yanıma almıştım, yoklama defterini, başkan benim ya. Bütün sınıfı dersten kaçırdı. Hoca sınıfa bir geliyor, sınıf bomboş. Yani görme engelli arkadaşları bile kanına girmişim. Bütün herkesi kandırmışım. Bütün sınıfı birden defterle birlikte kaçırmışım. Başkanlığım ilk ve son gündü yani. Bir gün başkanlık yaptım. Ondan sonra bitti zaten o gün. Hoca kaçmayayım diye başkan yapmış. Ben bütün sınıfı kaçırdım. Yani şimdi hoca kaçmayacağım diye düşünerekten onu yaptı ama bilmiyor ki Yusuf yani bu şimdi. Kendi kaçıyorsa, başkan olduysa bütün sınıfı arkasına takar. Onun farkında değil tabi. Bütün sınıfı arkama taktım, kaçırdım. Başkanlığım bir gün sürdü. Güzel bir başkanlıktı. Bir daha tekrarı olmadı zaten. İlk ve sondu yani. Öyle bir anım daha olmuştu. Böyle işte ya, yani haylazlıklar falan filan. Güzeldi ama siz böyle yapmayın gençler. Dediğim gibi her zaman söylüyorum. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Ben yaptım, pişmanım. Hayır ya, pişmanım ama hani yapılıyor. Haylazlık illaki yapılır. Yani bir daha olsa bir daha yaparım belki. Güzel günlerde. Zamanında değerini bilip devam etmedik tabii. Sonradan işte döndü, aklımız başına geldi. Güzel anlarımız oldu, haylazlıklarımız oldu. Güzel bir ortaokul, lise yılları geçirdik yani. İyiydi, fena değildi. Hava biraz soğuk, zaten hastaydım, yeni yeni toparlıyorum. Biraz dikkat etmem lazım. Evet gençler, işte anılarımız da böyleydi. Bu da böyle bir anı videomuz olsun. Daha da böyle anılarım olursa, aklıma geldikçe böyle arada anlatırım. Anılar serisini de boş bırakmayalım. Biraz ara verdik zaten. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala da abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gençler.